Merhaba, iyi günler. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Profesör Üstün Ergüder'le Boğaziçi Üniversitesi'ni ama onun ötesinde YÖK'ü ve genel olarak da milli eğitimi konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim Burçin, sağ olun. Hocam şimdi üst üste değişiklikler oldu. Tabii esas konumuz Boğaziçi Üniversitesi, sizin de eski rektörü olduğunuz kurum. Ve bugün tekrar, dün tekrar şey başladı. Öğretim üyeleri direnişe, yeni rektörü de tanımadıklarını söyleyerek başladılar. Ama ona gelmeden önce... YÖK Başkanı da değişti, Milli Eğitim Bakanı da değişti. Siz bu eğitim konularına genel olarak da çok kafa yormuş birisisiniz. Eğitim reformu girişimini başlatan isimsiniz. Ve bildiğim kadarıyla da bu isimleri bir şekilde biliyorsunuz. Mesela bir Ziya Selçuk geldi geçti. Çok şey bekleyenler oldu ki ben de onlardan birisiydim. Ama çok fazla bir şey yapamadığı sonucuna varıldı ve... Bir iddiaya göre artık kendisi daha fazla sürdürmek istemedi. Yerine yardımcısı Mahmut Özer geldi. Ne diyorsunuz bu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dönemi sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Evet, Ziya Bey'i ben çok eskiden tanıyorum. Yani ERG'yi kurduğumuz yıllara gidiyor. 2002'nin sonu, 2003'ün başı. O zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'ydı. Ve kendisine projeyi anlattık. Çok olumlu buldu yani. Eğitim reformu gibi düşünün projesini anlattık. Çok olumlu buldu ve beraber çalıştık çok. Ve çok olumlu bir ilişkimiz oldu. Onun için benim ve bir süre sonra da Ziya Bey'i bilim yönetim kurumuna davet ettik. Eğitim reformu girişimini yönetim kurulumuzda da hizmet etti. Biz eğitim reformu girişimi olarak, ben de kişisel olarak yetkinliğine çok hürmet ettiğim bir arkadaşımızdı Ziya Bey. Ben de atandığı zaman çok sevindim. Açıkçası hatta telefonda da konuştum, sevindiğimi söyledim. Ancak bunları söylerken de içimde bir his var. Şimdi bu yeni atanan arkadaşlar bakan mı yoksa bir bürokrat görevli mi oldu? Daha çok bir müdür rolü mü oynayacaklar yoksa inisiyatifleri olacak mı eğitim politikalarını tespit etmede? Çünkü Ziya Bey'i çok iyi biliyorum, kendisi akademisyen de olduğu için Türkiye'deki eğitim sisteminin iyileştirilmesini çok kavramsallaştırmış bir arkadaşımızdı. Ama bunları yapabilmesi için de bayağı bir esnek yani bayağı bir şeye lazım kendisine, bir esneklik sağlanması lazım. Kendisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na hakim olması lazım. Bu arkasında çok güçlü bir siyasi destek olması lazım. Fakat biz hep karıştırıyoruz Türkiye'de. Hala bakanlara bakan muhabbeti yapıyoruz. Halbuki bakanlarımız bakan değil bu sistem altında. Buna en yakın geleni işte Amerika'da biliyorsunuz hiç bakan demezler. Biz hala Amerikan Dışişleri Bakanı deriz ama orada Secretary of State'dir. Adı üstünde Secretary of State. Çünkü bütün güç başkanlıktadır. Ama Amerikan sistemi çok etkili bir sistem. Böyle olmasına rağmen oraya gelen şahısların, yani bakanlık dediğimiz kurumlara gelen, başına gelen şahısların çok önemli inisiyatifleri olur. Bunun Türkiye'de böyle olacağından olabileceğine benim çok şüphem vardı. Onun için Ziya Bey'in atanması hem çok sevindim ama içinde de bir burukluk vardı. Sanki bu iş yürümez gibi geliyordu bana. Ve zamanla da pek de yani başı da çok sıcak, işte tebrik ettik, konuştuk kendisinden. Arkadaşlar gittiler, Ankara'da ziyaret ettiler kendisinden. Böyle sıcak başlayan bir ilişki. Daha sonra yani ERG ile Ziya Bey arasında daha sonra galiba bir bürokrasi daha çok ağır bastı. Ankara'da milli eğitim bürokrasi. Her neyse. Oranın bugünlerdeki iç siyasetini pek bilemiyorum. Neler doluyor, neler dönüyor bilemiyorum. Ama bir de unutmamak gerekir ki bugünkü sistem altında yani kabul edilen bu başkanlık sistemi veya Türk tipi başkanlık sistemi veya Cumhurbaşkanlığı ne diyecekseniz bu sistem altında
ve bakanların pek bir inisiyatifi yok diye düşünüyorum ben. Onun için Ankara'da ne oluyor? Beştepe'de ne oluyor? Beştepe'de bir eğitim politikaları komisyonundalar. Onlar ilişkileri nedir? Yani bu politikaların tespit edilmesinde hala açığa çıkmamış çok bir sürü şey var. Böyle bir ortam içinde Türkiye'de Türk eğitim sistemine bir şekil vermek isteyen, bir yenilikçi bir şekil vermek isteyen ve bunu da kalben isteyen bir arkadaşımız ne kadar başarılı olur emin değilim. Burada hocam bir not düşmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tabii ki çok önemli de AKP iktidarının yaklaşan 20 yıl oluyor neredeyse. En çok bakan değiştiren yerlerinden birisinin de Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ve her gelen bakanın da sanki iktidar değişmiş gibi geldiği yolunda bir kanı var. Çok bakan değiştiği kesin de ilk başta Erkan Mumcu'yla başladı biliyorsunuz. Sürekli yeni yeni isimler geldi ve her gelen bir takım sistemleri değiştirdi, etti. Bir tür enkaz devralmış gibi oldu. Sanki bu Milli Eğitim'in AKP iktidarının süresinde bu 20 yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir ilginç bir durum olmasının özel bir nedeni var mı sizce? Özel bir nedeni şöyle, yani maalesef ülkemizde milli eğitime biraz ideolojik bir gözle bakılıyor. Ve bu eskiden de böyleydi, yanlış şimdi böyle değil. Yani gelen iktidarlar veyahut devletimizde hakim zihniyet çok önemli oluyor milli eğitim için. Yani çocukların muayyen bir takım ideolojik kavramlarla yetişmelerini öngörüyor. Bu şeyden şeye değişiyor tabii. İktidarı değişiyor. AKP döneminde de hep bir şeyler yapılmak istendi fakat hep yarım kaldı. Niçin bakanlar değişti pek bilemiyorum. Fakat bugün doğrusu bence Türkiye'nin bir milli eğitim konsensüsü, bir oydaşması yaratması lazım. Ve milli eğitimi bizim bir kenara koymamız lazım. Ana ülkeleri, değerleri hakkında hepimizin bir karara varması lazım. Ve bundan sonra da milli eğitimi bir kenara bırakması lazım. Şimdi siz her sene, her 4 yılda bir, her 3 yılda bir bakan değiştirirseniz her gelen sanki ben de ondan evvelkinin yaptığı iş yanlışmış gibi yeni işlere başlıyor. Milli eğitim bunu kaldırmıyor. Ve bunun ceremesini de bizim çocuklarımız çekiyor diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de bir şey, milli eğitimi siyasetin dışına çıkartacak bir yapıya kavuşmamız lazım diye düşünüyorum ben. Yoksa bu böyle gelip böyle gidecek. Oğlan da çocuklara oluyor ve milli eğitim sistemine oluyor, geliyor bana. Peki yani bu... AKP de kabul ediyor. Peki yani, AKP de kabul ediyor zaten milli eğitimde pek başarılı olamaz diye. Yeni bakanı tanıyor musunuz? Ziya Selçuk'un yardımcısıydı. O nasıl birisi? Valla beni çok olumlu etkilemişti. Beni şeye davet etmişlerdi. O Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi'nin rektörüydü bir süre. Bir konuşmaya davet ettiler üniversitede ve yüksek öğretim sistemi üzerine. Ben orada da bir kitap yayınlamıştım. Bu kitabın tanıtımını yaptılar. İlk öyle tanıma fırsatını buldum kendisine. Ve gayet olumlu izlenimlerim oldu. Her yazdığı kitabı hala bana gönderir. Hatta kitaplardan birinde bir sunuş yazısı yazdı. Ve iyi bir yönetici izlenimi bıraktı bende. Ama ben ona geçmişte rektörlük yapmış bir kişi olarak da bir rektörlük koltuğunda baktım. Oradaki izlenimim gayet olumluydu. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı sırasında da bizi çok ziyaret etti. Eğitim reformu girişiminde. Her konuda geldi, danıştı. Değişik fikirlere açık olduğunu gösteren bir yaklaşımı vardı. Ve yani İstanbul'a her geldiğinde uğrardı. Bizim biliyorsun Karaköy'deki eğitim reformu girişimi ofisini. Onun için benim izlenimler de onun hakkında çok olumludur. Ama bu işler insanlarla pek ait değil.
sistem meselesinde. Yani burada biz bakanlığı birisine ne emanet ediyoruz? O bir kahraman bir şeyler yapacak diyoruz. Sistem ona göre değil, sahip değil. Sistemde ana kararlılar çok başka yerlerde kurgulanıyor. Bu arkadaşlar da bir uygulayıcı oluyordu. Ama Ziya Bey de, gördüğüm kadarıyla Mahmut Bey de kendi yetkinliklerine inanan kimseler. Ne kadar sıkışırlar böyle bir durumda Milli Eğitim Bakanlığı'nda onu bilemem. Yani ama biz basın olarak da vatandaşlar olarak da herkes olarak şu hatayı yapıyoruz. Biz hala bakanları eski bakanlar karşılıyoruz. Değil eski bakanlar. Bürokratlar bence. Peki YÖK'e geçecek olursak YÖK'te Yekta Saraç vardı. Yekta Saraç AKP iktidardaki YÖK başkanları içerisinde en politik olarak algılanan birisiydi. Onun da görev süresi sona erince yerine Erol Özvar geldi. Marmara Üniversitesi rektörlüğünden geldi. Siz tabii bu camia içerisinde olduğunuz için bu kişileri ayrı ayrı bir şekilde tanıyor musunuz bilmiyorum ama biliyorsunuzdur. Aynı şeyi YÖK için de mi söyleyeceğiz? Yani bakanlar eski bakanlar değil, YÖK başkanları da eski başkanlar değil. Esas politikalar yine Beştepe'de kotarılıyor. Bir şekilde bu söylemek mümkün. Ama YÖK tabii daha çok eski bir kurum. Yekta Saraççı benim dönemimde İlk ne zaman başladı, yani YÖK başkanı oldu hatırlamıyorum ama 5 yıl önce yardımcısı olması lazım. Bir uzun bir süre başkan yardımcılığı yaptı. Evet. YÖK de başkana vekalet etti. Yani YÖK'ü çok değişik siyasi dönemlerde de içeriden bilen bir arkadaştı. Ben çok uzun seneler orada kaldı. Belki 7 artık. Ben kendi istemedi. Belki de atlayacak arkadaşlar, yani o otoriteler bir değişiklik olsun istediler. Yeni YÖK başkanını tanımıyorum. Yani, fırsatım olmadı. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bir çalışmalar yaptı, doktora yaptı gibi bir dedikodu duydum. Ama dedikodudur, yani yanlış da olabilir. Ben bilmiyorum, şahsen bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini. Tabii YÖK'ün de önemi bu dönemde biraz azaldı. Şimdi rektör atamalarına geldiğiniz zaman, yani ben bir sürü arkadaş diyor işte YÖK'e bakalım, YÖK kimi önerecek falan. Bence orayı açtık artık. Bence atamalar Beştepe'den yapılıyor. Belki bilgi istenir YÖK'ten. Ama YÖK'ün önerisinin ne kadar önemlidir bilemiyorum. Yani Beştepe'de etkin başka siyasi güçler de var tahmin ediyorum. Bir sürü mesela Melih Bulu'nun atanması konusunda bir sürü dedikodu var. Bir grup Melih Bulu'yu istedi. Bir grup şimdi yeni atanan rektör Naci İnci'yi istedi. Bunlar hep ama söylenti. Kendim bilmiyorum. Onun için söylentiyle de pek genelleme yapmak istemiyorum. Ama şu genellemeyi yapabilirim. Şunu hissediyorum. Ki güç temerküzü var ve saraya doğru kaydı bu, Beştepe'ye doğru kaydı ve bence burada YÖK'ün önemi de azaldı gibi geliyor bana. Peki. O Ruşen bana teslim et, 20 sene oldu ben ayrıldım, ben dışarıdan izliyorum. Evet de ama sonuçta sonuçta aslında çok da keşfedecek pek bir şey yok sanki çünkü her şeyde olduğu gibi burada da öncelikle Cumhurbaşkanı'na ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı'na bakıyoruz. Ben tabii bu her sistemin kendi içinde işleyişleri vardır. Yani ne kadar güç bir merkezde temerküz etse de bir kişinin elinde görünse bile onun etrafında bir takım insanlar, bir takım gruplar vardır. Öyle ortamlarda bile, yani en otoriter ortamlarda bile orada bir alışveriş vardır. Bir güç gösterisi vardır. Bir grup şunu ister, bir grup bunu ister filan. Ve elinde sonunda yani o süreç devam eder. O süreç işte ne oluyor bilmiyorum. Mesela Melih Bulu'nun atanması konusunda da işte değişik şeyler duydum. Burada tekrar etmek istemiyorum çünkü bir duyduğum öbüründe pek tutarlı değildi. Ama sonunda atandı.
süreç de biraz yanmıştı. Şimdi mesela Yekta Saraç şu anda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı baş danışmanı oldu. Yani Beştepe'ye geçti. Belki yeni dönemde üniversite politikalarında YÖK başkanı olduğundan daha etkili bile olabilir. Yani böyle bir varsayımı hiç yabana atamayız herhalde. Tabii var, hiçbir şey yabana atamayız bu devirde ama yani ben birkaç baş danışman tanıdım. Pek etkin olduklarını da görmedim. Tabii eğitim politikaları komisyonu falan da ne kadar etkindi, ne yaptılar? Çünkü eğitim sistemine yeni şeyler mi getirdiler? Hatta bazı bir iki toplantı notlarında davet ettiler beni. Yüksek öğretim nasıl yapılansın falan diye görüşlerimi söyledim. Ama ne kadar etkinler bilmiyorum. Peki. Yani bir karmaşa var. Sistem çok yeni orada şeyde de Ankara'da. Peki Boğaziçi'ne gelelim okulumuza. Ben de bir bitirememiş Boğaziçi'li olarak daha fazla hassasiyetim var biliyorsunuz. Naci İnci'yi tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Öyle mi? Tanıyorsunuz değil mi? Naci İnci'yi tanıyorum. Ama çok iyi tanıdığını söyleyemem. Şöyle tanıyorum. Benim rektör olduğum yıllarda yani 92'de ben rektör oldum. 93 miydi? 94 miydi? 95 de olabilir. Yani o 3 sene içinde, daha geç değil ama. O 3 sene içinde Naci TÜBİTAK bir TÜBİTAK ödülü aldı. Yani o zaman Boğaziçi'nin yükselen değerlerinden biri olarak gözüküyordu. Bir TÜBİTAK ödülü kazandı. Yaptığı bir çalışmayla ben de politika olarak üniversiteyi bir araştırma üniversitesi için konumlamak için böyle şeylere çok önem veriyordum. Yani teşvik edici olur diye. Onun için Ankara'ya gittim. TÜBİTAK törenine katıldım. Kendisini kutladım. Bu ilk şey tanışmam benim. İsmini duydum ve Ankara'ya gittim. Orada tanıştım. Sonra 2002'ydi. Pardon. 2002 yılıydı. Ben Sabancı Üniversitesi'ne ben emekli olmuştum şeyden. Geçiyordum. Sabancı Üniversitesi'ne geçerken geçtikten sonra Sabancı Üniversitesi'ndeki ofisime Naci geldi. Hocam ben de buraya geldim. Sabancı Üniversitesi'ne orada göreve başladım. Sonra sene gene 2012-2013'ten o civarda olması lazım. Gene bir gün Sabancı Üniversitesi'ndeki ofisime geldi. Hocam ben dedi gidiyorum dedi. Boğaziçi çok iyi yermiş dedi. Ben burada barınamadım dedi. Sabancı Üniversitesi'ne gidiyor. Boğaziçi'ne geri dönüyorum dedi. Ben de hayırlı olsun dedim. Benim de sevdiğim bir kurumdur. İyidir Boğaziçi dedim. Ama burası da iyi bir kurum. İyi düşündün mü dedim. İyi gitti bu kadar. Azı tanımıyorum ben. Peki şöyle bir şey beraber çalışmadım. Şunu sormak istiyorum biraz tabii hipotetik bir soru ama Melih Bulu yerine Cumhurbaşkanı ilk anda Naci İnci'yi atamış olsaydı üniversiteden bir kişi olarak bütün bu süreç benzer şekilde yaşanır mıydı? Ne dersiniz? Burada yönetim şeyi çok önemli oluyor. Yönetim stilin çok önemli oluyor. Yani seçimle gelirsen tabii meşruiyetin oluyor ilk başta. Fakat bu tür atamalarda meşruiyetini kazanabilirsin. Yaptığın performansla. Benim için en güzel örnek Mehmet Özkan'mış. Çünkü Mehmet biliyorsun bundan evvelki rektör. 2016'da tam rektör yardımcısıydı ve Gülay Barbarosoğlu'nun çok büyük bir oy farkıyla rektör seçilmişti. Cumhurbaşkanı tercih etmedi Gülay Barbarosoğlu. İşte o zaman da o kanun niteliğinde kararnameler çıkmıştı. Ve Mehmet Özkan'ı atadı. Ve Mehmet Özkan bir protestolar eşliğinde rektörlüğe geldi. Öğrenciler diploma törenlerinde arkalarına döndüler. Öğretim üyeleri işte yazıp çizdiler sağda solda. Fakat Mehmet iyi bir yöneticiydi. Çok iyi bir yöneticiydi. Kazanmasını bildi. Yavaş yavaş kendi meşruiyetini performansla arttırdı. Yani iyi iş yaparak da insanlar meşruiyet kazanabilir. Mehmet bunun en güzel örneğidir.
herkes kabulleniyor. Ha, iyiymiş. Yani özellikle öğretim üyeleri bir süre sonra şeydirler, neydi, kabullenmişlerdi. Şeyi eleştirmekle beraber, rektör yapılış şeklini eleştirmekle beraber gösterdiği performans ve kuruma sahip çıkmasıyla akademik değerlere verdiği önemli benimsenmişti. Ve meşruiyetini bu şekilde kazanmıştım. Çok güzel bir örnektir o. Bu şekilde de hiç şey, bir tek kalan protesto, arada bir öğrenciler sırtını dönüyorlardı. Ha, o kadar. O da rahatsız oluyordu biliyorum. Çünkü kendisi de Boğaziçi öğrencisidir. Benim dönemimde öğretim üyesi olarak geldi. Bundan rahatsız oluyordu kendisi. Fakat hiç belli etmedi. İşine devam etti. Ve kurumu sahiplenerek, çok sahiplenerek kurumu bence çok iyi bir 4 sene geçirdi. Atanmaması da benim için sürpriz oldu. Çok büyük sürpriz oldu. Niye atanmadım? Anlayamadım. Bir takım varsayımlar var, hipotezler var ama ben anlayamadım niye atanmadığını. Çünkü benim elimde böyle bir yönetici olsa düşünmem, atarım anında. Çünkü öbür türlü bir problemi devam ettiriyorsunuz diye düşünüyorum. Peki Naci İnci için oradaki... Naci İnci için Naci İnci için aynı şey olabilir. Çünkü üniversitenin içinden geldiği için. Naci İnci'nin sorunu Melih Bulu zamanında bana arkadaşları da anlattı. Eski öğrencilerim şimdi orada hoca görüşmelerimiz devam ediyor. Bana anlattı. Naci rektör yardımcılığını kabul ederek bir o gruptan koptu. İkincisi rektör yardımcılığı sırasında da kraldan daha fazla kralcı oldu dediler. Yani o dönemdeki bir takım işte iki hocanın ilişkisini kesilmesi, yazdığı bir takım kararnamelerde amirimize itaat edildiği laflar da tam ipi kopardı. Mehmet Özkan'ı sırf bunun için anlattım. Çünkü Naci'nin elinde de böyle bir fırsat vardı rektör yardımcılığı sırasında. Ve atanmış olsaydı bu fırsatı da doğru kullandı. Zamanla ortamı lehine çevirebilir diye düşünüyorum. Peki bundan sonra nasıl olacak? Şimdi yeni bir dönem başladı ve %95 öğretim üyelerinin reddettiği söyleniyor ve yine buna da Naci İnci'ye de kayyum rektör deniyor ve yine protestolar başladı. Öğretim üyeleri, öğrenciler de herhalde katılacak. Yine mezunlar da o bir Boğaziçi'nin bileşenleri diyorlar. Kaldığı yerden devam edecek. Bu nasıl bir süreç bizi bekliyor sizce? Valla bunlar olacaksa ben şeyi acıyorum. Bütün bu süreçte yani Türk yüksek öğretim sisteminin yaşadığı, geçtiği dar boğazlar ve yaşadığı sıkıntılar beni üzüyor. Bunun için de tabii cidden Türkiye'nin, yani dünyada da tanınan, Türkiye'de işini iyi yapan bir kurum var. Bu kuruma zarar gelsin istemiyorum. Benden konuşan arkadaşlara da bunu söylediğim o. Yani şeyle itidalle hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemem lazım. Bu tür atamalar, yani illaki seçim diye bir şey yok. Yani dünyada ben bütün şeyde Avrupa'da Avrupa Üniversiteler Birliği'nde hizmet ettim. Ondan sonra Avrupa'nın şeyi var. Magna Carta göstermeleri var. Akademik özgürlük ve kurumsal özelliği denetleyen bir kurum. Onun başkanlığını yaptı sistemi. Tanıyorum Avrupa Üniversitesi'nde. Orada da bir sürü yerde yarı seçim, senato üyelerinin seçtiği, bazılarında öğretim üyelerinin, idari personelinin katıldığı, öğrenci temsilcilerinin katıldığı seçimler var. Bazılarında bu kadar geniş seçim yok. Önceden İngiltere. Fakat her sefer bir danışma süreci işliyor. Yani o üniversitesi Amerikan üniversitelerinde atama süreçleri 1 yıl falan sürer en azından. Ve burada ki atanacak rektör üniversitenin bileşenleri diyorsun. Bileşenlerine danışılır. Kim atanacak bilinir.
Burada bence ki şey yol seçim olmazsa olmaz seçim her şeydir diyenlerden değil. Türkiye için seçim şu açıdan iyi Ruşen. Şu açıdan çok iyi. Çünkü biz maalesef atamaları da deniz. Atama sistemleri. 1982'de YÖK kuruldu. 80'de YÖK kuruldu. 82'de rektörler atandı. Hiçbir üniversiteye danışılmadan atandı. 1992'de Gök Oğar'a rahmetli doğramacı bir ara yol bulmaya çalıştı. O yılki atamalar için üniversitelere heyetler gönderdi. Öğretim üyeleriyle kurusu falan diye. Fakat sonunda kendi de istifa etti. Bıraktı ve seçimler, kanunla seçimler geldi. O bildiğimiz işte üniversiteler 6 aday seçecek, Gök bunu 3'e düşürecek, Cumhurbaşkanı birini atlayacak gibi bir sistem geldi. Şimdi gene atamaya geçtik. Gene atamada da bir şeylik var. Yani biz böyle bu işte gri alanlarda oluyor. Biz ya buraya gidiyoruz, bir ekstreme gidiyoruz veya öbür ekstreme gidiyoruz. Atama sistemleri de böyle işte bu tarz şu kurumun yetkisi nedir o atar. Olmuyor. Bir akademik kurumda o kurumu 4 sene yönetecek bir insanın bir değerlendirilmesi lazım. Bunu yukarıda da değerlendirir, o üniversiteyi finanse edenler de değerlendirir. Bu da devlettir, bu da normaldir. Vakıf üniversiteleri ise onları mütevelli heyeti değerlendirir. Ama şeylere de danışırlar, üniversitenin bileşenlerine. Çünkü üniversite bir özgürlük ortamında çalışması lazım. Üniversite kurum olarak özellikle olması lazım ki topluma değişik modeller sunabilir. Bizim Türkiye'miz için en önemli örneklerden bir tanesi Sabancı Üniversitesi. Rahmetli Tosun Terzioğlu zamanında orada yeni bir tasarım yapıldı. Bölümsüz fakülteler, şeyler arası, disiplinler arası duvarları yıkmak için, disiplinler arası çalışmalara önlem vermek için böyle bir tasarım geliştirildi. Ve bu üniversite arası kuruluna geldi. Uzun uzun tartışıldı. Ben sosyal bilimler kısmına bakıyordum üniversite arası kurulda. Meslektaşım Suhan Sevik ODTÜ'nün rektörüydü. O da teknoloji kısmına bakıyordu. Bilim ve teknoloji kısmına bakıyordu. Ve olumlu rapor verdi. Ve çok değişik bir model sundular. Model kabul edildi. O zamanki YÖK Başkanı'nın da Kemal Gümüş'ün de uyumlu şeyiyle, tavrıyla yeni bir şey, yani yeni bir model Türk üniversite sistemine girmiş oldu. Ve iyi bir modeldi. Ve üniversitelerin bu tür deneyimleri yapması lazım. Herkes bir kalıptan çıkmış gibi, tornadan çıkmış gibi, her üniversite aynı olmaz. Biz bunu anlayamıyoruz. YÖK'ün en eleştirdiğim tarafı hep YÖK büyük bir torna görevi görüyor. Herkes birbirine benzetmeye çalışmış. Peki o hocam. O merkeziyetçilikten kurtulması lazım üniversitelerin. Öğretim üyeleri de öyle. Öğretim üyeleri de hür olacaklar bir çalışma yapsınlar. Yani çok basit. Bütün dünya bunu seneler evvel keşfetmiş. Biz halbuki giderek sıkıyoruz her şeyi. Hocam Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Melih Bulu geçti. Kendisi ne elde etti bilmiyorum ama okula bayağı bir zarar verdi. Bugün Naci İnci de onun biraz şeyini taşıyor gibi geliyor bana yükü. Aynı direktör yazmış onu yaptı. Evet. O yükünü taşıyor yani o dönemdeki uygulamaların bir yerde de altına imzası olan kişi olarak tanıyor öğretmeni Naci'yi. Melih Bulu için bir şey söylemek ister misiniz? Melih Bulu'yu ben hiç tanımadım. O beni tanıyormuş. Melih Bulu atandığında beni aradı. Benden konuşmak istedi. Ben dedim ben üniversiteye gelmek istemiyorum. Yanlış anlaşılıyor. Benim evime geldi. Evde konuştuk. Ona Boğaziçi'nin geçmişini anlattı. Ondan sonra işte o bana ne yapmak istediklerini anlattı. Önce gayet olumlu bir konuşma oldu. Kendisine ben şeyi önerdim yani Boğaziçi kurum kültürü çok güçlü olan bir kurumdu. Yönetebilmek için onu anlamak lazım. Bir şeyi yönetmen için anlaman lazım. Anlamadan göre. Ortodoksi üniversite otur kalk da yönetemez. Yönetemez.
en kötü ihtimalle şey, performans düşürebilir. Ve yönetemedi ve çok kötü imajlar kaldı geride. Tartaklanan öğrenciler, kapıya takılan kelepçe vesaire. Bunlar yani bir Boğaziçi tarihinin herhalde en kara anlarından birisi olarak kayda geçti. Hüseyin'cim, Boğaziçi'nin Abdullah Bey zamanında, Abdullah Kur'an'dan beri bir övündüğü bir şey vardır. Biz üniversitemize polisi sokmak istemiyoruz. Polisi sokmuyoruz diye. Biz kendi öğrencimizde kendi bildiğimiz gibi iş yaparız. Bu şeyde böyle bir ortamda Boğaziçi Üniversitesi 1970'lerin radikal solcu hareketlerinden ve sağcı hareketlerinden geçti. Ve dayak vermeden geçti. Çok azdır. O günlerde sokaklarda gece görmekten korktuğum öğrencileri mezun etti. Şimdi onlar iş adamları, ben bir yerlerde. Bu topluma kazandırdı. Sene geldi 97, 90'lı yıllar. Başörtülü öğrenciler. Başörtülü öğrenciler biliyorsun o sene. Fazla tekrarlamaya gerek yok. Ama Boğaziçi Üniversitesi çocukların arkasında bu. Çünkü o kadar sene okumuşlar. Aileleri yatırım yapmış. Onları bir yere göndermişler. Onlar mezun olup topluma katılmak istiyorlar. Üniversite mezunu olarak. Şimdi başörtüsü taktı diye onların o kurumdan ilişkisi getirmez. Eğitimleri aklatılmaz. Boğaziçi Üniversitesi onların arkasında bu. Bir sürü kimse diyor ki sen durdun diyorlar. Hayır ben durmadım. Biz kurum olarak kendi kişi kendi başına bir iş yapamaz. Hele böyle ortamlarda. Arkasında bir konsensüs olması lazım. Onun için ben kurum durdu dedim. Ben tek başıma durmadım. Ama şunu söylemek istiyorum. Önemli olan sen, ben, o kurum falan değil. Bu üniversite her türlü siyasi akılda öğrencisine yani insana sahip çıkmış. Bu bakımdan o kurum kültürü çok güçlüdür ve insanlar dört elle sarılıyor bunu kaybettiği için. Bunu da biraz anlama çabası gösterirlerse çok iyi olur. Evet hocam, noktayı koyalım. Ama Naci İnci anlaşıldığı kadarıyla Melih Bulu'nun bir ikinci versiyonu olarak kendini Boğaziçi camiasına kabullendirmesi herhalde imkansız olacak. Şöyle diyeyim yani her zaman her şeye açık olmak lazım. Yani belki çok değişir bir şey olur ama demiyorum. Ama şu anda Melih Bulu döneminin 6 ayının bütün faturası ona çıkıyor. Melih Bulu gitti yok ortada. Yani nerede bilmiyorum. Bakalım orada. Ve o kararlara imza atmış. Tabii burada şunu da söyleyeyim. İki tane de fakülte kuruldu oraya. Şimdi o fakülteler niye kuruldu bilemiyorum. Bir taraftan yok dedi ki Boğaziçi Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Ben o sırada üniversitelere, değişik üniversitelere kalite değerlendirmesi kişisi olarak YÖK'leri gönderiyordum. Komşumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'ni değerlendirdik. Orayı da araştırma üniversitesi yapmışlardı. Benden özel rapor istediler. YÖK'e yazdım, raporu çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki araştırma üniversiteleri lisans öğrenci yükünü azaltın. Bunlar hoca yetiştirecek, lisans üstü eğitime odaklanacak kurumlardır. Onun için giderek lisans öğrenci sayılarını bu üniversitelerde azaltmak, lisans üstü programları güçlendirmek gerekir. Yazdığım rapor 5 aşağı 5 yukarı böyleydi. Şimdi sen tutuyorsun, 2 tane fakülte kuruyorsun. Öyle bir üniversiteye kuruyorsun ki 60'lı yıllarda gelsen arkasında işte açık sahalar bulunan Levent Etiler hepimizin bildiği yer. Boğaziçi Üniversitesi o zaman bir şey, şehir dışı üniversite. Şimdi kapısına şey geliyor, metro geliyor. Şehir içi üniversite. Öngörülen inşaat yapması zor. 900 öğrenciyi yetiştirmeye müsait bir Güney Kampüs. Güney Kampüs'e sen dünyanın 20 bin öğrenci yiyorsun. Üstüne de daha da çok şey. Şimdi lisans üstü şey gelirsin bu fakültelerle. Onu koyuyorsun. İzah edemiyorum niçin. Başka neden diye.
Başka yorumlar var tabii. Onlar yorumdur. Ben ancak gördüğümü söylerim. Yani bir kadrolaşma aracı mı diye soranlar var. İnşallah değildir. Üniversitelere zarar vermezler ve kalpten istiyorum, yalvarıyorum. Bunlara zarar vermeyin. Türkiye'nin ihtiyacı var bunlar. Hocam burada noktayı koyalım. Çok sağ olun. Yine çok ufuk açtınız. Ama şunu görüyoruz ki pek ileriye, yani yakın geleceğe çok heyecanla bakamıyoruz eğitim alanında genel olarak ve özel olarak da üniversiteler ve Boğaziçi için. Neyse, hayırlısı neyse olsun diyelim. Neyse, üzülüyorum ben, onu söyleyeyim o kadar. Belki bazı şeyleri bilmiyoruz. Yaşlandık, çağ dışı kaldık. Anlamıyoruz ben bazı şeyleri. Estağfurullah. Evet, çok sağ olun hocam. İyi günler. Rica ederim. Sağ olun. Evet, Profesör Üstün Ergüder'le Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki üst düzey değişiklikleri konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Afganistan'daki gelişmelerde Taliban'ın özgür medya, buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.